Hadi artık eve gitmek için Rüzgar'ı çağıralım. Üşüdüm ben, ayrıca yemek yapmam lazım. Sen hem sıkıldım diyorsun hem gitmek istemiyorsun. Benim size bir sürprizim var arabada. Rüzgar'ı kandırmak için bir şey kullanacağız. Hazır mısın? Koş, koş Ter. Rüzgar gel. Ne oldu? Neden geldin? Buna gelmiş olabilir misin? Al bakalım bu sana. Parkta mı yiyelim, arabada mı? Hadi oturun o zaman buraya. Bir tane de sana. O zaman bir tane de sana vereyim. Siz de onu ikiye bölüp yiyin. Hadi gel bakalım Rüzgar Rüya, oturun şöyle. Piknik zamanı. Dur önce araç geçsin, bekle. Hadi geç geç araba. At arabası bence bu, ne dersiniz? Atla gidiyor ya da atlı mı deseydim. Sen açamadın mı? Açayım mı ben? Burası dökülürse ben temizleyeyim mi diyorsun? Evet, ama sen de dökmemeye çalış, tamam mı? Hadi bakalım, park keyfi. Arada böyle küçük güzel kaçamaklar olabilir. Rüya bugün kaçamağın dibine vurmuş da olabilir. Abur cubur anlamında değil ama düşün bugün ne yediğini. Hatırladın mı o güzel şeyi? Bir dürüm yedin. Bir şey dürüm yaptırdık yedik. Hatırladın mı? Sen yemedin ondan. Keşke sen de yeseydin. Hadi yiyin bakalım. Söyle gitsin ya. Adana'm ne ara dedim, ben siz Adana dürümü nasıl yersin? Rüzgar, çünkü sen piknik saatindesin. Pikniğini yap, sonra eve gidiyoruz. Ne? Getiriyor Rüya skuterına. Sen pikniğini bitir hadi. Arkandaki şey de çok güzelmiş ya. Çok tatlı görünüyor. Annem, oraya oturman daha zor gibi sanki buradan. Hadi oraya otur. Çöplerimizi ne yapıyoruz peki? Parkta bir şeyler yedik içtik. Rüzgar'ın çöpü yok bende. Senin çöpün orada. Ne yapacağız peki bu çöp anneciğim? Aynen öyle. Parkta çöpümüzü atacağız. Evet park. Yerlere atarsak ne olur? Çevremiz pis olur. Etrafı temizleyen abileri iş bırakmış oluruz. Hadi götür anneciğim. Aferin sana. Götür bakalım, götür. Hoppa, at içine. İşte bu kadar Rüzgar, çak. Temiz olmak bunu gerektirir. Evet Rüya, sen de, seni de görelim Rüya Hanım. Evet Rüya elini batırmadan yediği için. O ne? Temiz olmak demek sık banyo yapmak, kıyafetlerimizi yıkamak, kendi evimizi temiz tutmak değil ki. Dünyamızı, çevremizi, parkımızı, denizimizi, her yeri tertemiz tutmalıyız değil mi anneciğim? Şuna çok özen göstermenizi istiyorum. İstanbul denizine bir kere bile giremedim ben. Kimse giremiyor anneciğim. Son bildiğim kadarıyla 20 yıldır, hatta 30 yıldır kimse İstanbul'un içinde denize giremiyor. Çünkü İstanbul'un denizi artık çok kirli. Temizlenmesini, daha doğrusu temiz kalmasını sağlamayı ben de çok isterim senin gibi. Evet, başta arkadaşlar, şu an bizi izleyenler de eğer İstanbul denizinin yanındaysanız, bir şeyindeyseniz lütfen orada kumsalda gördüğünüz bir çöp parçası ya da... Evet, sahile gidiyoruz, yeşilliklere otururuz. O yeşilliklerden denize bir şey atmayalım lütfen. Yeşilliklere de bir şey atmayalım. Çevremizi temiz tutalım. Pikniğe gittiğimizde piknikteki malzemelerimizi toplayıp çöpe atalım. Eğer plastik, metal, kağıt gibi bir şey ise ne yapıyoruz? Geri dönüşüm. Geri dönüşüm atıyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar, sizin çevreyle ilgili en çok dikkat ettiğiniz konu ne? Şunu hiç yapmam, şuna çok özen gösteririm. Çevremi temiz tutmak için şunu mutlaka yaparım. Evet, kendi temizliğiniz değil, çevre temizliğinizle ilgili yaptığınız şey, en böyle sevdiğiniz, en dikkat ettiğiniz şey nedir? Yorumlarınızı yazın. Şimdilik bizim pikniğimiz de bittiyse hadi gidelim. Üşüdüm çünkü ben. Hava serinledi. Hadi yürüyün. Anne, kal. Uyuyalım ya. Hadi hadi gidiyoruz artık. Piknik sondu. Hoppa, afiyet olsun.